Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam 05.11.2011 2014 Çarşamba akşamı bulunduğumuz yer Kütahya Tavşanlı. Öyle nasip oldu. Bu akşam yolumuz buraya düştü. Ve dersimize de buradan devam edelim. Rabbimize şükrederiz ki internet hattı mevcut idi. Evin hattını kullanarak yayına başladık. Buradaki kardeşlerimize, herkese hoş geldiniz diyelim. Allah her birerlerimize akıl, fikir, zeka, gönül genişliği nasip etsin. Bilgisayarlar başında olan kardeşlerimize, evlatlarımıza da buradan bütün Tavşanlı kardeşlerimizin de selamlarını ulaştıralım. Onlar da kendi evlerinde, kendi yerlerinde inşallah sohbetimize katılmış olurlar ve dinlemeye çalışırlar. Cenab-ı Hak her birerlerimizin idraklerini arttırsın ve gerçekten çok değerli olan bu bilgileri içimize sindirsin ve tatbikatını da yaptırsın. Dünyadan gitmeden evvel kendini bilen, kendini müşahede eden, kendini idrak eden, oradan da Rabbini bilen, oradan da Allah'ını bilen, idrak eden kimselerden eylesin. Bilindiği gibi devam ettiğimiz sohbet mevzu sohbet mevzu Mesnevi Şerif 5. cilt Ahmet Avni Konuk Şerhi. Geçen haftadan kaldığımız yer sayfa 310, beyt sayısı 1154 idi. Bu mevzu Firavun ile Musa Aleyhisselam arasında geçen sihirbazlarla olan maceranın bir bölümü idi. Şimdi oradan devam edelim. Mevzu başı Firavun, Firavun'un sahirlerin talebi emrinde Medain şehrine adamlar göndermesi. Sahirler denildiği gibi yani sihirin cemi, sihir yapanlar, sahirler. Vaktaki Musa avdet etti ve o kaldı. Rey ve meşveret ehlini önüne çağırdı. Bu birinci beytin Türkçe anlatımı ve izahına geçiyor Ahmet Avni Konuk bu beytin. Biz de onu okuyalım, anlamaya çalışalım inşallah. Musa Aleyhisselam emri ilahi ile Firavun'a 40 gün mühlet verip geri döndü. Ve Firavun yalnız kaldı. Yani kendi halinde, kendi yerinde yalnız kaldı. Ehli rey ve meşveret olan vüzera ve hükemasını huzuruna davet etti. Ehli rey ve meşveret, yani istişare ettiği danışmanlarını, rey sahibi olan, yani fikir, akıl verebilecek idrakte, kabiliyette, iradede olan kimselerle istişare yaptı. Ve hükemasını, yani hikmet ehlini, hakimlerini huzuruna davet etti. Nitekim Sure-i Şüera'da beyan buyurulur. Yani bu hadise beyan buyurulur. Şüera Sure 26, 34, 37 ayetleri arası. Yani Firavun etrafında bulunan bir cemaate bu muhakkak alim bir sahirdir. Sizi sihriyle arzınızdan çıkarmak ister. Siz ne emredersiniz? Dedi. Dediler ki onu ve kardeşini hapset. Medain'e cem edici adamlar gönder. Sana alim olan seharların hepsini getirsinler.
istişare ettiği meşveret ehli, rey ehli böyle Firavun'a tavsiyede bulundular. Neydi? Bu muhakkak alim bir sahirdir. Yani yüce bir sihirbazdır. Yani kendi kanaatlarına göre asanın yılan olması, elinin işte koynundan beyaz olarak, yedi beyza olarak çıkması gibi olağanüstü harika halleri onlar sihir zannettiler. Sizi sihriyle arzınızdan çıkarmak ister. Yani siz de sihirbazlarsınız ama o sizin üstünüze üstün gelip buraya sahip olmak ister. Sizin yerinize, sizin şöhretinize sahip olmak ister diye kışkırttı biraz da onları. Bunun üzerine ne emredersiniz? Tabi burada Firavun ne emredersiniz demesi, ne yol gösterirsiniz? Nasıl bir yol gösterirsiniz? Dedi. Dediler ki onlar da, onu ve kardeşini hapset. Medain'e cem edici adamlar gönder. Medain eski o günün büyük şehirlerinden, şöhretli şehirlerinden bir tanesi. Ve Şuayb Aleyhisselam'ın da yaşadığı şehir. Musa Aleyhisselam'ın sonra oraya gittiği Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Adamlar gönder, sana alim olan sehharların hepsini getirsinler. Yani ilmi, bilgisi, sihir üzerine tecrübesi olanları getirsinler. Topla yani bunları. Öyle gördüler ki Mısır'ın etrafından onları şah ve Mısır'ın sarrafı cem getiren. Sarraf, mübalağalı ismi fail. Çok tasarruf edici manasındadır. Diğer taraftan sarraf, bir başka ifade, çok sarf eden manasına da gelmekte. Bizde de bilindiği gibi sarraf, yani altın, gümüş, altınlarının, altıncıların olduğu yere sarraf deniyor. Bu sarraf, çok tasarruf etmesi bir yanda, bir de çok sarf edici, yani kendisinde çok altın bulunması gibi manasındadır. Şah'ın, yani Firavun'un sıfatı olabileceği gibi, yani bu sarraf kelimesinin manası, Şah'ın, yani Firavun'un sıfatı olabileceği gibi sahirlere de raci olabilir. Yani sihirbazlara da dönücü, sihirbazların bir vasfı da olabilir diyor. Yani Mevlana Hazretleri'nin metinde kullandığı bu sarraf kelimesini, açıklamasını yapıyor. Olabilir. Fakat Firavun sıfatı olmak müreccahtır. Yani Firavun'a raci olması daha tercih edilir bir düşünce yoludur diyor. Her ne kadar bu sarraf sihirbazlara da söylenir ise de, yani açık olarak Mevlana Hazretleri bu kelimeyi Firavun hakkında mı, sihirbazlar hakkında mı söylediği net olmadığından Ahmet Avni Konuk bu yorumu yapıyor. Yani sihirbazlara da bu sarraf denebilir ama değeri bakımından Firavun'a da bu kelime söylenir. Ama kendi kanaatine göre, fakat Firavun'un sıfatı olması daha mücerrad, yani daha tercih edilir. Ben öyle tercih ederim manasında yazmış. Yani Firavun'un etrafında bulunan ayan ve eşraf müzakere neticesinde bunu münasip gördüler ki Mısır'ın mutasarrıfı olan Firavun etrafı Mısır'dan mahir sahirleri toplasın. Yani genel olarak verdikleri karar bu. O İstişare heyetinin, müşavirlerin söyledikleri bu. Firavun etrafında bulunan ayan ve eşraf, yani büyük kimseler müzakere neticesinde bunu münasip gördüler ki Mısır'ın mutasarrıfı olan, yani üzerinde tasarruf eden, Mısır'a hakim olan, yani Firavun
etrafı Mısır'dan, Mısır taraflarından mahir sahirleri toplasın. Yani bütün Mısır şehirlerinde mesleklerinde gerçek manada ilerlemiş olan, bir şeyler bilen, şöhret sahibi olmuş olan sihirbazları toplasın, toplansın bunlar diye bir tavsiyede bulunmuşlar. Bizim de sahirlerimiz vardır. Bizim de her birisi sihirde yekta ve müktefadadır. Muktedadır demişlerdir. O zaman sihirbazların cem'i için her taraflara birçok adam gönderdi. Yani onlara haber vermek için. Bu karar verildiği zaman Firavun sihirbazları toplamak için her tarafa birçok adamlar gönderdi. Her taraftaki meşhur bir sihirbaz var idi. O tarafa 10 peyki kar uçucu yaptı. Peyk, kasıt ve haber görüp getiren kimse manasındadır. Yani postacı manasına gibi o zamanlarda. Yani her nerede bir mahir sihirbaz var idiyse o tarafa bunun celbine memur olarak 10 kişi uçurdu. Yani gönderdi. Yani onu celbetmek, getirmek için her tarafta ne kadar sihirbaz, mahir sihirbaz varsa her birisini getirmek için 10 tane adam gönderdi. Sahir olarak meşhur iki delikanlı var idiler. Ayrıca onların sihri ayın batınında müstemir idi. Müstemir, muhkem ve mürur edici demektir. Geçici, yani tesir edici manasındadır. Yani bu iki delikanlının sihri pek müteessir idi. Yani çok tesir ederdi başkalarının üstünde. Hatta ayın batınında bile bu tesir cari idi. Yani aya bile tesir götürebiliyormuş bu iki kardeş, iki delikanlı. Aydan açık aşikar olarak süt sağmışlar. Seferlerde bir küp üzerine süvar olarak gitmişler idi. Aydaki tesirleri bu idi ki, yani onlar bunu yapmışlar, göstermişler. Burada da anlatılıyor. Yani o mahir iki kardeşin, iki delikanlının yaptıkları sihir, maharetli sihirleri. Aydaki tesirleri bu idi ki, ayı bir inek şeklinde gösterip ondan açıktan açığa süt sağarlar. Ve sefere gidecekleri vakit cemaat nev'inden olarak, yani maden türünden olarak yahut olan bir küpe binip onu hayvan gibi sürerler idi. Ay aydınlığını kumaş şeklinde gösterip onu ölçerek acele satmışlar. Yani meydana çıkmasın diye satmışlar, almışlar parasını, kaçmışlar. Gerçek zannetmiş. Ayın aydınlığını nasıl işte sihirle göstermişler, elde bir kumaş gibi yayılmış, açılmış bir kumaş gibi göstermişler, satmışlar ve kaçmışlar. Yani böyle mahir sihirbazlarmış. Gümüş götürmüşler, müşteri agah olup hayretten elini yanakları üzerine vurmuşlar. Sim bürde ibaresi evvelki beytin mütemmimidir. Yani tamamlayıcısıdır. Yani ay aydınlığını kumaş şeklinde gösterip müşteriye satmışlar. Ve mukabilinde gümüş para almışlardır.
müşteri bu hale vakıf olunca hayretinden elini yanaklarına vurmuştur. Vay vay vay, ben başıma gelenler, ben ne olmuşum diye. Ya. Malum olsun ki sihrin envağı çoktur. Bu akşam rüyasına girmesi kimse ömürsünler. Bunlar herhangi bir kimseye kötülük yapmak değil, korunabilmek için. Ama böyle bir halin ve çeşitlerinin olduğunun da bilinmesi için bunları bilmemiz lazım gelmekte. Ve büyüklerimiz bunları hepsini anlatmışlar. Korunma sebebiyle anlatmışlar. Şimdi bir insanın, diyelim ki iki düşmanı var. Bunun birisini biliyor, birisini bilmiyor. Bildiği düşmanı ne kadar kuvvetli olursa olsun, bilinen olduğu için o kadar korkulmaz. Yani tedbirini alır. Ama bilinmeyen bir düşman, küçücük dahi olsa onu daha çok korkutur. Acaba nasıl? Acaba neyi var? Acaba tesiri ne olabilir diye. O halde bildiğimiz şeyin bizi korkutmaması lazımdır. Neden? Çünkü tedbirimizi ona göre alırız. Bunlar da bilinen şeyler. Tedbirlerinin de nasıl olacağı zaten bildirilmiş Peygamberimiz tarafından. Onun için korkulacak bir şey yok. Bunlar ilmi konular. Eğer korkulacak bir şey olsaydı Cenab-ı Hak onların karşısına peygamberini çıkarmazdı. Ve Hazreti Mevlana gibi bir muhterem kişi kitabını alır da bunlarla mı dolduracağım kitabımı diye almazdı. Aldığına göre demek ki korkulacak bir şey yok. Hepsinden Allah razı olsun ki öğrenmiş oluyoruz bunları bu şekilde. O zaman rahatça uyuyabiliyoruz. Uyuyabiliriz. Malum olsun ki, yani şöylece bilelim ki, sihrin envağı çoktur. Türleri, yani nevileri çoktur. Ve sebebi fen ve akıldan gizli olan her bir hadiseye sihir denir. Ama hepsi sihir değildir, ayrı. Ama genelde aklın dışında olan, maddeyle izah edilemeyen şey genelde sihir denir. Ve alel umum, ulum iki nevidir. Yani genelde bilinen ilim iki nevidir. Birisi celi, diğeri hafidir. Yani birisi açık olan ilim, birisi gizli olan ilimdir. Celisi, ulumu mütedavileden ibarettir. Ve hafisi odur ki bunu bilenler namahremlerin nazarından daima gizli tutmuşlardır. Yani mahrem olmayanlardan gizli tutmuşlardır, ilgisi olmayanlardan. Bunlara hamseyi muhtefiye derler. Yani beş gizli ilim. Ve bu beş ilmi hafi, yani beş gizli ilim sırasıyla kimya, limya, himya, simya ve rimyadır diye tespit etmişler. Ve kimya dahi iki nevidir. Ulumu celiyeden ve mütedavile'dendir. Diğeri ulumu hafiyeden ve esrarı ilahiyeden olup esrarı gayb mahremlerinden başkalarının bilmesine mazarrat-ı amme vardır. Yani başkalarına umumi olarak zarar verir. Nitekim Cenab-ı Pir Efendimiz bu Mesnevi Şeriflerinde şöyle buyururlar. Kimya ve simya, rimya bu evliyanın zatının gayrına olmaz. Yani bunlar diğer insanlara yakışmaz, kaldıramazlar veya çekemezler manasında. Bu ilim vasıtasıyla iksir denilen bir madde elde edilir. Madeniyatı nakısa, altın madeni kamiline kalp olur. Yani sıradan bir maden, bu ilim dolayısıyla iksir
ilmi dolayısıyla altın haline getirilir. İlmi limya kuvayi faile-i ulviyatın kuvayi münfaile süfliyat ile imtizacından ibarettir ki o da esma ve tılsımattır. Yani tılsımlarıdır. O efal ile amel sebebiyle acip ve garip asar zahir olur. Acayip, garayip eserler meydana gelir. O ilim ile. İlmi himya, ilmi teshirat nev'indendir. Yani tesir edici bir ilimdir. Ve o riyazat ve müdavemeti azalim ve davat vasıtasıyla kuva-i seyyarat-ı musahhar kılmaktan ibarettir. Cenab-ı Şeyh Ekber Muhyiddin Arabi Hazretleri Havzul Hayat ismindeki eserinde bu vapta izahat vardır diyor. Bir daha okuyalım. İlmi himya, ilmi teshirat nevindendir. Yani tesir edici ilimler nevindendir. Ve o riyazat ve müdavemeti azaim ile, yani riyazat ve buna devam etmek ile olur. İşte Hintlilerin yaptıkları şeyler bunlar. Budistlerin, Budizmlerin. Kuvayi seyyaratı musahhar kılmaktan ibarettir. Yani kuvayi seyyaratın, yani bu seyreden yukarıdaki gezegenlerin kuvvetlerinin tesirlerini aktarmaktır diyor. Kuvayi seyyaratı bu seyreden gezegenlerin kuvvetlerini musahhar tesir etmek, yani bir başka tarafta onu göstermektir diyor. Hani diyorlar ya şu burca girdiği zaman bu tesir olur, o burca girdiği zaman şu tesir olur diye. Ama bunlar hafif olduğu için insanlar pek fark etmezler. Ama onlarda bu kuvvet vardır seyyarelerde. İşte onun için burçlar sistemi diye bir ilim vardır. O da doğrudur, gerçektir. Ancak nefsi manada kullanmamak şartıyladır. Rahmani kullanmak ile o yol açıktır. Cenab-ı Şeyh Ekber Muhyiddin Arabi Hazretleri Havzul Hayat, Hayatın Havuzu ismindeki eserinde bu bapta, bu yolda izahat vardır. İlmi simya bir takım hayallerdir ki bazı ameller vasıtasıyla Hazirun'un kuvve-i muhalliyesinde tasarruf eder ve temaşagerlerin nazarına misalat-ı hayaliye zahir olur ki onun hariçte vücudu yoktur. Bu daha çok tesir eden bir şey. Tekrar edelim o cümleleri. Simya ilmi dedikleri bir takım hayallerdir. Yani o kimse bir takım hayal üretmekte. Bazı ameller vasıtasıyla, yani bazı çalışmalar neticesinde Hazirun'un, yani hazır olan kimselerin kuvve-i muhayyilesine tasarruf eder. Hayal kuvvetine tesir eder. Yani o kişinin muhayyile, hayal kuvvetine tesir eder. Hayal kuvveti de tam bu işin hazır zaten. Ancak ehli irfana tesir edemez. Mümkün değil. Çünkü o yolu kapatmıştır. İşte onun için hayal ve vehimden tecrit olmamız lazım gelmekte. Onların oyun sahası insandaki hayal ve vehim sahasıdır. Oraya işlerler. Hazirun'un kuvve-i muhayyilesinde tasarruf eder ve temaşagerlerin nazarına, yani temaşa edenlerin, görenlerin, bakanların nazarına misalat-ı hayaliye zahir olur. Hayali misaller, yani hayali suretler gösterirler. Ama onun hariçte vücudu yoktur. Kişi onu gerçek zanneder. Hayal suretiyle. Onu nasıl diyelim? Hani gösteriler yapıyorlar gökyüzünde bazı.
ne ile lazer. Lazerle yapıyorlar ya hani gösteriler. Aynı onun gibi. Lazerin vücudu var mı? Yok. Hayali tamamen görüntü. İlmi rimya. Buna nirencat da derler. Bu fennin ehli cevahiri arziye kuvvetlerini yektire diğeriyle imtizaç ettirirler. Ve onları bir fiil zahir olur ve ondan bir fiil zahir olur. Ve bir eser görünür ki acip ve garip olur. Diyor. Bu biraz daha ilerisi onun. Tekrar ediyorum cümleyi. İlmi rimya buna nirencat da derler. Bu fennin ehli yani bu bilginin ehli cevahiri arziye kuvvetlerini arzın cevher kuvvetlerini yani madeni cevher madenleri var ya onların kuvvetlerini onların içerisinde hepsinde birer kuvvet var. Hani şuna iyi gelir buna iyi gelir diye yapılıyor ya akik şunu yaptı bunu yaptı gibilerdi. Kuvvetleri yek diğerine imtizaç ettirirler. Yani birbirleriyle uygun hali, iletişim haline getirirler. Ve ondan bir fiil zahir olur. Yani birbirlerine olan imtizaçları, mizaçları uygun geldiğinde bir fiil zahir olur. Ve bir eser görünür ki acayip, garip olur. Mesela kara yılanın derisinden bir fitil yapılıp neft yağı ile yeşil veya kara renkli kandil içinde yakılırsa evin içerisi kara yılanlarla dolu görünür imiş. Sihir işte bunu. Rimya bölümü diyorlarmış bunu. Hindistan'da matbu Matlaul Ulum Mecmu'ul Funun ismindeki kitaptan hülasadır. Yani bu alınanlar zaten orada bunların çoğu yapılıyor. Bu hayali mahluk ortaya çıkarmaya tulpa hatırımda yanlış kalmadıysa tulpa ismi veriliyormuş. Avrupa'dan bir hanım belki Fransız belki İngiliz neyse bir hanım bu işe merak ediyor. Gidiyor Budistlerin yanında uzun seneler kalıyor. Bu ilmi öğreniyor. Onlar böyle bir nazar ettikleri zaman hayallerinde tasarruf ettikleri, hayallerinde kurguladıkları bir hayvanın görüntüsünü hayali olarak ortaya çıkarıp elinde tasmasıyla gezdiriyorlarmış. Yani o kadar gerçekmiş gibi gösteriyorlarmış. Peki nasıl yapıyorlar bunu? Cenab-ı Hakk'ın nasıl ki esma ilahilerinden bir tanesi icat ise, bir tanesi halaka, halk etmek ise, bir tanesi zahir olmak ise murad-ı ilahisini tatbik etmek Cenab-ı Hakk'ın ise insanda da bunlardan kısmen bir nevi olduğundan bu esma Cenab-ı Hakk'ın halaka, halk edici vasfı insanda da bulunmakta. Ama tabi Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bütün alemler düzeyinde insanın da kendi varlığı düzeyinde. Ancak her birerlerimiz her bir esma ilahiyi tam hakkıyla çıkaramadığımız için bunlar bizde gizli kalmakta. Kim hangi esma ilahiyi üzerinde çalışırsa o esma ilahiyi onda güçlü olmakta. Ve o onun Rabb-ı Has'ı olmakta ayrıca. Ve onun peşinden koşmakta. Allah'ın peşinden değil, o esmanın peşinden koşmakta. Onun için erbab-ı müteferrikuna hayrun emillahil vahidil kahhar. Sizin ayrı ayrı var zannettiğiniz Rablar mı hayırlı, Rabbul Erbab olan Allah mı hayırlı diye sizin dilinden, Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden Cenab-ı Hak bize Peygamberimizin lisanından bildirmiş oluyor bu hakikatleri. İşte halak yani halk edicilik vasfı insanda da olduğundan bu şekilde o sahasını geliştirdiğinden hayali bir varlık ortaya getirebiliyor. Asıl değil, hayali bir varlık. Ancak bunlar bir müddet sonra da yok edilebiliyor. Yine kendileri, yani onu halk edenler kendisi geriye çekiyor o nazarını, o verdiği kuvveti,
kuvve-i hayaliyeyi geriye çekince o gidiyor. Bir o hanım çalışmış, neticede bir hayvan sureti ortaya getirmiş ve de yanında gezdirmeye başlamış. Ancak unuttuğu bir şey olmuş herhalde, sistemde bir tıkanıklık olmuş, geriye döndürememiş bir daha onu. Hep yanında, hep yanında, hep yanında. Onunla birlikte her şey merşe olmuş. Sonra ne olduğunu bilmiyorum. Bir mecmuada okumuştum bunu da. Şimdi ilgisi itibariyle geldi aklıma. Bizim cinci dediklerimizin yaptıkları da bu ne? Ya bunlar şey işte. Yani? Ya bunlar. Bazı varlıklar gönderiyorlar, rahatsız ettiriyorlar. Ha işte bunlar. Bunlar. Aha. Bunun değişik bölüm, evet. Bölümler. Evet. Ama onların o nesilden kendi gerçeklikleri de var. O nesilden olan, o neviden olan hakkın mahlukunu, evet. Onlar kullanıyorlar. Evet. Yani emirleri altına alıp kullanıyorlar ve kötülükte kullanıyorlar. Evet. İşte bu cehennem ve ehli olmaktı. Şimdi bu izahlardan sonra diyor ki, Firavun'un sihirbazlarının yaptığı sihirlerin simya ve limya nevinden olduğu istidlal olunur. Yani yukarıdaki izahlardan bu delillerle bu olduğu anlaşılır. Yani bu simya ve limya nevilerinden olduğu istidlal olunur. Yani hayali olan varlıkların işte ortaya getirilmesi gibi. Akıl sebebi hafi olan her bir şeyi acip gördüğü vakit, yani acayip gördüğü vakit, yani aklı beşer her gördüğü gizli bir şeyi acayip gördüğü vakit harikulade addeder. Halbuki insanı cehenneme götürecek harikulade bir şeyin üzerinde durmak yanlış olur. Ona bir değer vermek daha da yanlış olur. Binaenaleyh sihir bir nevi harika olduğu gibi, yani iyi yerde kullanılırsa, yani ilim olarak sadece kimseye zarar vermeden olursa, kullanılırsa, bir nevi harika olduğu gibi mucize ve keramet evliya dahi harikadır. Yani ehli dalalet bunları böyle yapar. Zahiren bakıldığı zaman harika gibi gözükür. Ama bunların hiçbir özelliği yoktur ve insanı cehenneme götürür. Ancak insanı kamil, mucize ve kerameti evliya, yani evliyanın mucizesi ve kerameti dahi, bu daha büyük harikadır. Esas olan da budur. Ancak mucizenin hariçte vücudu olur. Bakın aradaki fark bu. Ve hakikattir. Ve göz bağcılık değildir. Yani daha sonra da baksan, daha sonra da baksan aynıdır. Ama göz bağcılık, o anda bakarsın, geçer gider, bir daha onu bulamazsın. Hayaldir çünkü. Vücudu yoktur, hariçte vücudu yoktur. Tamamen hayal üretimidir. Ama Evliyaullah'ın yaptığı keramet ve mucize bakidir ve fiziki olarak da mevcuttur. Göz bağcılık değildir. Fakat sihir bir takım hayalattan ibaret olup hariçte vücudu yoktur ve göz bağcılıktır. Yani gözü yanıltmadır. Kişideki hayal ve vehim kanalıyla göze yanlış bakmasını sağlamaktır. Yanlış baktığı zaman doğru olan şeyler de ona yanlış gözükmektedir. Onun için bu sihirbazlar hakkında ayet-i kerimede Araf 7-116, insanların gözlerini büyülediler. Yani gözlerini kandırdılar diye ifadeyle. Başka şeyi başka türlü gösterdiler. Büyüleri sayesinde kendisine görünüyor buyurulur. Büyüleri sayesinde büyülenmiş olan kişiye bazı görüntüler, vücudu olmayan, mevcudu olmayan bazı hayali görüntüler gösteriyorlardı. İşittiğimiz bazı hadisata nazaran sihrin yukarıda zikrettiğimiz envaından ve bazılarının Hindistan'daki fakirler arasında malum olduğu anlaşılmaktadır. Evet.
Hinduların bunlara itibar ettikleri ve onlar bu ilim üzerinde durdukça tabii bazı hallerde muvaffakiyet gördükleri. Kim hangi neyin üzerinde durursa orada ilim sahibi olur. Orada gelişimini sağlar. Onların kendileri batıl olduğu gibi yaptıkları her şey de batıldır zaten. Ancak bunlar bir ilimdir, bilimdir. Bilmemiz lazımdır ki Mevlana Hazretleri Musa Aleyhisselam'ın o sihirbazlarla yaptığı mücadeleyi evvela Kur'an-ı Kerim, sonra Peygamberimiz, sonra da Evliyaullah bizlere bildiriyorlar. Bunlardan sakınmamız, korunmamız için. İşittiğimiz bazı hadisata nazaran sihrin yukarıda zikrettiğimiz envaından, yani nevilerinden bazısının Hindistan'da fakirler arasında malum olduğu anlaşılmaktadır. İngiliz gazetelerinin yazmış olduğu Hindistan'daki bir hadise burada şayanı nakildir. Yani İngiliz şeylerde, gazetelerinde çıkan bir hadise Hindistan'da yaşamış, burada nakledilmektedir diyor. İngiliz zabitlerinden birisi, şimdi orada yaşanan bir hadiseyi, demin benim de anlattığım yine o kadının, hanımın elinde dolaştırdığı, o kendi hayali ürettiği vardı, geriye çekemediği, belki çok eziyet yapmıştır ona. Sen beni bu hale getirdin diye o kadına çok eziyet yapmıştı olabilir. Arkasını bilmiyorum. İngiliz zabitlerinden birisi bir Hintlinin kızına musallat olmuş. Ya senin başka işin mi yok? Git İngiltere'ye kendini. Sömürgesi kullanıyorlar istedikleri gibi. Hak sahibi zannediyorlar kendilerini işte. Hintlinin kızına musallat olmuş. Vazgeçmesi ailesi tarafından rica edilmiş. Bu işten vazgeçin diye rica edilmiş ise de zabit kulak asmamış buna. Takmamış yani onların ailesi, anasını, babasını, ikazlarına kulak tıkamış. Kızın pederi fakirlerden birisine müracaatla zabitten şikayet etmiş. Yani böyle böyle bizi rahatsız ediyor bu kişi diye. Fakir zabite bu tasavvuttan vazgeçmediği takdirde kendisini kaplan yapacağını söylemiş. Eyvah. Zabit istihza edip tasavvutuna devam etmiş. Yani onundan alay edip bu olacak iş mi, sen ben nasıl kaplan yaparsın, ben zaten kaplanım demiş. Yani ben zaten nefsi emmareyim demiş. Yapsan da olacak, yapmasan da olacak. Zaten içim o. Yani o bilmeden konuşuyor da söylüyor bunu. Zaten hali onu gösteriyor. Kaplan yapacağını söylemiş. Zabit istisna edip tasallutuna devam etmiş. Yani ondan alay edip musallat olmasına devam etmiş. Bir gün zabit kıtasından kaybolmuş. Aramışlar, bulamamışlar ve o sıralarda şehrin hududuna yakın bir mahalle kadar bir kaplanın geldiği, hudut şehre yakın bir kaplanın geldiği ve halkın korktuğu şayası zuhur etmiş. Hükümet bunu takip için bir jandarma müfrezesi tayin etmiş, kaplanı görüp derhal ateş etmişler ve kaplan vurulduğu vakit nihayet bana kıydınız mı diye bir feryat kopmuş. Ve kaplan postu içinden İngiliz zabitinin bir ruh bir halde çıktığını görmüşler. Yani ruhsuz bir halde çıktığını görmüş. İşte Beyt-i Şerifler'de sahirlerin aydan süt sağmaları ve küpe binmeleri, hani filmlerde gösteriliyor, süpürgeye biniyor, uç uç diye olabiliyor bunlar işte demek ki. Beyt-i Şerifler'de sahirlerin aydan süt sağmaları
ve küpe binmeleri ve ay ışığını kumaş gibi gösterip ölçerek satmaları hep bu kabildendir. Yani bu tür işlerdendir. Böyle yüz binlerce sihirbazlıkla münşi idiler ve revi gibi değil idiler. Münşi, mucit ve muhteri manasındadır. Revi, rivayet edici manasını olduğu gibi şu era ıslahından olup kafiyenin son harfine ıtlak olunur. Yani kafiyesi şiirin kafiyesi uysun diye bazı değişiklikler yapıldığını ve son harfine ıtlak olunur, oraya atfedilirdi. Bazıları reviye kafiyede kafiyede demişlerdir. Yani reviye kelimesinin beytte geçen kafiyede demişlerdir. Ve kafiye arkadan gelen manasına olup tebaiyet manası demiştir, içinde mevcuttur. Yani kafiye diyoruz ya, iki satırın şiirin son satırlarının aynı şekilde uygun kalıplar içerisinde gelmesi kafiye deniyor. Bu ayrıca kafiye arkadan gelen, yani bir satır sonrasının son harfi, son kelimesinin uygunluğu gibi manasında olup tebaiyet manası mündemiştir. Yani bir evvelkinin tabi olma manası da içinde mevcuttur diyor kafiyenin. Bu tabi yazı kurallarından bahsediyor. Yani bu iki sihirbaz delikanlı sihrin mucidi ve muhteriydiler. Yoksa öğrendiklerinin rivayet edici veyahut bir üstada tabi değil idiler demek olur. Yani sihir sanatının sahibi. Sadece ravi değil, anlatıcısı değil, masal anlatıcısı değil, yapıcısı da idiler. Tatbik edicisi de idiler. Ve başka bir ustaya da bağlı değillerdi. Müstakil çalışıyorlardı diye belirtiyor. Vaktaki Şah'ın haberi onlara geldi. Yani Firavun'un davet haberi onlara geldi. Böyle diye ki şimdi Şah sizden çare isteyicidir. Yani Şah sizden çare isteyicidir diyerek böyle bir haber onlara geldi diyor. Ondan dolayı ki iki fakir geldiler. Şah'ın üzerine ve onun köşkü üzerine mevkip vurdular. Yani Musa ve Harun isimlerinde şehre iki fakir adam geldi. Şah aleyhisselam'a huruc ettiler. Yani ortaya çıktılar. Firavun'un aleyhine, yani ona ters, ona karşı olarak meydana çıktılar ve onun üzerine asker çektiler. Mevkip ordu demektir. Murat, yani bu sözden murat, Firavun ordusunu tethiş için ejderhadır. Nitekim adide izah buyrulur. Gelecekte izah edilecektir. Onlar ile beraber bir asadan başkası yoktur ki onun emriyle ejderha olur. Onlar ile beraber Hazreti Musa'nın emriyle ejderha olan bir asadan başka bir şey de yoktur. Yani iki kişi geldi, kıyam etti, Firavun'a karşı çıktı. İki, bir onlar var, bir de asaları var elinde. Başka bir şeyler yok diyor yani. Ama bunların karşısına bir sürü sahir, sihirbaz, Firavun, Firavun'un ordusu çıkmakta. Onu bahsediyor. Padişah ve asker hep çaresiz oldular. Bu iki kimseden hep efkana geldiler. Padişah ve askeri hep aciz kalıp bu iki kimsenin elinden cümlesi feryat ettiler. Ya ne biçim şeyler bunlar? Ne biçim insan? Bizi hepimizi bir tarafa savurdu, attı gitti gibilerdi. Sihirbazlıkta bir çare lazım ta ola ki bu iki sihirden can götüresin. Beri Sıgay-ı Muzari'nin muhatabı olduğuna göre, Sıgay-ı Muzari'nin muhatabı, bu bir şey terimi, lisan terimi, Arapça lisan terimi, Sıga zamanlama manasına, fiil çekimi
manasına, muzari hal ve istikbal manasına, mazi hal istikbal, müzari hal ve istikbal manasına, beri sigay-ı muzari'nin muhatabı olduğuna göre, yani halde karşısında olan kişiye hitap eden bir kelime olduğundan göre, haber getiren adamın sahirlerden birine hitap olunduğundan müfret olarak istimal buyurulmuştur. Yani kelime tek olarak kullanılmıştır. Bir adam diye kullanılmıştır. Biraz şey terimi, ilmi terim. Yani ola ki sahirlik emrinde yapacağım bir sanat ile bu iki sihirbazın elinden can kurtarasın. Bazıları berideki ya'yı mastariyet manasını almışlardır. Mastar kelime, yani kök kelime manasını almışlardır. Bu surette mana, ta ki bu iki sahirden can götürücülük olsun demek olur diye ilmi bir şekilde izahını yapıyor. Evet, burada süremiz doldu, bir iki dakikada geçti. Burada keselim, ara vermeden tekrar devam edelim. Kayıt cihazlarını yenileyelim, bu yüzden kesiyoruz. Dinleyenler de kayıt cihazlarını hazırlasınlar. Hemen kısmet olursa başlayacağız. Evet, 1168 beytten kaldığımız yerden devam edelim. Sihirbazlıkta bir çare lazım. Ta ola ki bu iki sahirden can götüresin. Yani sihirbazlık da bunlara bir çare bulmamız lazım ki kurtulalım biz bu işten. Beri sigay-ı muzari'nin muhatabı olduğuna göre haber getiren adamın sahirlerden birine hitabı olduğundan müfret olarak istimal buyurulmuş. Yani tek kişi konuşuyormuş gibi kullanılmış kelime. Yani ola ki sihirlik emrinde yapacağın bir sanat ile, yani sihir işinde yapacağın bir gösteri ile bu iki sihirbazın elinden can kurtarasın. Yani Firavun'u kurtarasın yapacağın bir işle. Bazıları berideki ya'yı, beri derken uzatma işareti ya olarak kullanılıyor, belki onu da bahsediyor. Ya'yı mastariyet manasını almışlar. Mastar bilindiği gibi kök kelime ve o kelimeden de birçok kelimeler üretilmekte. Bu surette mana, ta ki bu iki sahirden can götürücülük olsun. Yani onların sanatları hükümsüz kalsın. Onların sanatları ortada olduğu sürece bizim canımızı alacak, götürecek. Yani bu can götürücülüğü bitmiş olsun. Yani sanatı elinden alınmış olsun. Yani bizim sihirbazlar ondan daha büyük sihir göstersinler, o hükümsüz kalsın manasında. Vakta ki o iki sahire bu haberi verdi, her ikisinin kalbine korku ve bir muhabbet düştü. Hem korku hem muhabbet düştü o sihirbazlara. O iki sihirbaz bu haberi işitince kalplerinde birbirine zıt iki duygu peyda oldu. Bir eskiden kalan şartlanmışlıkları var. Bir de yeni bir haber, yani değişik bir şey. O zamana kadar böyle bir iddiada bulunan, böyle bir harikulade şey gösteren olmadığı için bir taraftan korku, acaba nedir bu diye içlerine düştü diyor. Duygu peyda oldu. Onlar da korku ve muhabbet. Bir taraftan da muhabbet duydular. Acaba bu nasıl bir şeydir diye. Hem korktular, bilmedikleri için korktular. Ama Peygamberan Hazaratından çıktığı için bu, Peygamberan Hazaratında da azamet ve asalet ve muhabbet ağırlıklı olduğu için yaşantıları, o ejderhanın üstünde o yaptıkları işte muhabbet de vardı. Korku ve muhabbet, iki zıt duygu. Onların sihirde mahir ve üstad olmaları hasebiyle mağlup olacaklarından korktular. Yani kendilerinden daha üstün bir mahir sihirbaz olabileceğini düşünerek, olabilir belki diye korktular.
ve bir asa ile Firavun'u ve askerini tedhiş edecek kadar maharet gösterdiklerinden dolayı mesleklaştık itibariyle, meslektaşlık itibariyle de onlara muhabbet hissettiler diyor. Yani bizim gibi onlar da sihirbazsa, yani sihirbaz diye işte evvela öyle düşünüyorlar. Ama nasıl bir sihir yaptılarsa diyor, Firavun'u korkuttular diye de muhabbet düşüyor gönüllerine. Vaktaki cinsiyet damarı hareket tuttu, tacipten dolayı başlarını dizleri üzerine koydular. Hani düşünceye daldılar, bu nasıl bir şey olur diye. Sihirbazlık hususundaki cinsiyet damarına hareket hazır olduğu için, arız olduğu için iki sahir delikanlı dervişler usulüyle oturdukları yerde dizlerini dikip başlarını da dizleri üzerine koydular ve işittikleri habere teaccüplerinden dolayı düşünmek vaziyetini aldılar. Hani anlatıyorlar işte, böyle böyle iki sihirbaz sahir geldi Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam hakkında ve asasını yere koydu, ejderha oldu. Biz de Firavun da sizleri davet etti onu, ona galebe etmek için. Yani bu harikulade hali duyunca dizlerini dikiyorlar, bildiğiniz gibi dizlerin üstünde başlarını koyuyorlar, böyle düşünceye dalıyorlar. Çünkü sufinin mektebi dizdir. Hali müşkil için iki diz sahirdir. Yani kalbi masivadan ve havatır-ı nefsaniyeden saf olan sufilerin mektebi ve talimhanesi dizlerinin üzeridir. Bak, başka bir şeyleri yok galiblerin. Dizlerin hem masa gibi kullanırlar, hem tezgah gibi kullanırlar. Peygamber Efendimiz'in de sünnetiymiş. Öyle oturup ellerini böyle dizlerinin altından bağlamak böyle sünnet. O en büyük derviş o zaten. Tabii onun dervişliği bizim gibi hasır üstlerinde şurada burada değil, Hakk'ın huzurunda en büyük derviş. Tahiyyatta oturan derviş derken küçültme manasında kullanmadım. Bunu izah etme babında söyleyeyim. Onun dervişliği risaletin nübüvveti. Yani dervişlerin dervişlik vasfı onun risalet vasfı manasında. Çünkü sufinin mektebi dizdir. Halli müşkil için, yani müşkil bir sıkıntılı hal için iki diz sahirdir. Yani oraya yönelir, orada düşünceye dalar ve kalbine yönelir oradan. Yani kalbi masivadan ve havatır-ı nefsaniyeden saf olan, bakın havatır-ı nefsaniye, nefsani hatıralar, iki kelime unutmayalım, bunlar istila ettiği zaman gönlümüzü, kalbimizi, bizde ne dervişlik kalır ne bir şey kalır. Allah etmesin. İşte yapılacak şey gönül kapısını sımsıkı tutmak, gönül Kâbesi'nin içerisine, Kâbe'nin içerisine herhangi bir kimse girebiliyor mu? Hacılar gittiği zaman girebiliyorlar mı Kâbe'ye? Ama Kâbe'yi ziyarete gidiyoruz. Ama içine giremiyoruz. Neden? Hakk'ın temaşa yeri, zuhur yeri çünkü orası. Mahluka yer yok. Onun için giremez. Arada sırada görüntü almak için girerlerse de, hani bazı işte kişileri götürüp açıyorlar, o istisna, o kaideyi bozmuyor. İşte bizim de gönül Kâbemize Hakk'ın varlığından, tecellisinden başka bir şey girmemeli. Eğer varsa bile nefsi hatıralar, havatır, onları oradan hemen def etmemiz gerekmekte ki o zaman oraya Hak girer. Nefsin olduğu yere Hak girmez. Niye girsin ki yani? Hayalin, vehmin olduğu yere. Saf olan sufilerin mektebi ve talimhanesi dizlerinin üzeridir.
oturup dizlerini dikerler ve başlarını da dizleri üzerine koyarlar. Ondan sonra cani bir gaybtan, yani gayb yönünden kalplerine gelecek varidata muntazır olurlar. Beklerler, nazar ederler. Yani haktan gelecek olan tecelliye o şekilde edeple oturup nazar ederler. Binaenaleyh böyle bir kimse için hali müşkilat hususunda iki dizin üzeri mahir bir sahirdir. Burada isim benzerliği var. Mahir bir sorun çözücüsüdür manasına. Yani sihirlenmiş gibi orasını orada tesir eder manasında. Bu hususta Efdaluddin Hakani'nin sözü, yukarıda beytini yazmış, matlayla başlayan uzun bir kasidesi vardır. Burada tercüme ve şerhi uzun olur. Yani bir dervişin dizleri üzerine başını koyup da tefekkür etmesi, hayal ve vehimden kendini sıyırarak tefekkür etmesi hakkında bir makale yazmış. Onu bize bildiriyor. Bulabilen, bunlar eğer eski halimiz olsaydı her yerde bulmak mümkündü. Ama bunların hepsi Allah etmesin gazeteden bile değersiz bir şekilde atıldılar, yakıldılar, ziyan edildiler. Bulmak mümkün değil şimdi. Birisi çıkacak da onu bulacak da yeni işte okunur şekle döndürecek de biz de istifade edeceğiz. Ne değerlerimiz gitmiş burada. Olmuş olan olmuş artık. Ona da diyecek bir şey yok. Evet, burada bir bölüm başı var. Oradan devam edelim. İki sahirin babalarını mezardan çağırması ve hakikat hakkında pederlerinin ruhundan suali. Hakikaten mahirlermiş. Ondan sonra dediler ki, ey anamız, gel babamızın mezarı hani, sen bize yol göster. Ne biçim evlatmış, bunlar da babaların mezarını bilmiyorlar. İlgilenmemişler demek ki. Annelerine gidiyorlar, babamızın mezarı nerede bize göster de başına gidelim, duada bulunalım. Yahut isteyeceğimizi isteyelim diye. Onları onun mezarına götürdü, yol gösterdi. Yani annesi götürdü, yol gösterdi. Şimdi şah için 3 gün oruç tuttular. Yani babalarından herhangi bir şey istediler, delil alabilmek için hazırladılar kendilerini. İşte tasavvufta oruç tutmak da kendisini tecelli ilahiye hazırlamaktır, temizlemektir bir bakıma. Anaları bu sahirleri babalarının mezarına götürdü ve yol gösterdi. Onlar da şahın bu işi için 3 gün oruç tutmak suretiyle riyazat ettiler. Yani Firavun'un söylediği, sorduğu bu işi daha iyi anlamak için 3 gün oruç tuttular. Ve yemek yemediler. Riyazatlarına bakılırsa bu sahirlerin yukarıda izah olunan ilmi himyaya da vakıf oldukları anlaşılır. O ilmi de idrak etmek için ne gerekiyordu? Kayıt gitmiyor gibi geldi de gidiyormuş. Riyazat yapmaları da gerektiğini söylüyor ve 3 gün oruç tutmuşlar. Ondan sonra dediler, ey baba, şah bize korkudan dolayı bir haber gönderdi. Firavun korkmasa bu işleri yaptırmaz. Yani onu ortadan kaldırmak için uğraşmaz. Korkusundan yapıyor bunu. Ki iki adam, ondan sonra dediler, ey baba, şah bize korkudan dolayı bir haber gönderdi. Ki iki adam onu dara getirmişlerdir. Yani sıkıntıya sokmuşlardır. O yüzden şah bize haber gönderdi. Onun yüzünün suyuna asker önünde götürmüşlerdir. Yani onu askerin önünde küçük düşürmüşlerdir. Yüzünün suyunu yere düşürmüşlerdir. Bizden de bunun geriye alınmasını, yani kendi asaletinin tekrar korunmasını istemekte diye söylemektedir. Bize gönderdiği haberde demiştir ki, iki adam çıkıp onu tazyik etmiş ve zorlamış ve onun namusu ve haysiyetini askerleri önünde berbat etmiştir.
Yani Firavun'u küçük düşürmüş askerleri önünde diye söylüyor. Onlar ile beraber asadan başka silah ve askeri yoktur. Ve asada bir şuur ve şer vardır. Onlara karşı şer gözüküyor asa, kötü gözüküyor. Çünkü işlerini bozuyor. Sen doğruların cihanına gitmişsin. Yani öteki aleme gitmişsin. Doğru olanların memleketine gitmişsin. Gerçi surette bir toprakta uyumuşsun. Yani suret olarak bir toprakta uyuyorsun. Ey baba, sen şimdi hakikat alemindesin. Her ne kadar surette bir toprak içinde her şeyden bir haber bir halde yatıp uyumuş görünürsün. Yani hiçbir şeyden haberin yokmuş. Bir toprak içerisinde yatıp uyursun. Böyle görünürsün. Eğer o sihir ise ve eğer hüdaya mensup olur ise, ey babanın canı, bize haber ver. Eğer bu hadiseyi asa, sihir ise ve eğer ilahi bir mucize ise, yani veyahut ilahi bir mucize ise, ey babamızın ruhu, bize bunu haber ver. Bu kıssaya nazaran El-Yevm Garp'ta şai olan Celbi Ervah ameliyesinin kadim olduğu anlaşılır. Bu kıssaya nazaran, yani kabre gidip de babalarından haber sormaları, ruh konuşmaları, El-Yevm bugün dahi Garp'ta şai olan, yani şark doğu, garp batı. Yani batıda bu ruh çağrımları devam ediyor. Bize de tabii oradan kısmen de olsa geçiyor. Batı her ne kadar kendini ilerici gibi, modernci gibi gösteriyorsa da en büyük hayalciler, cinciler, evhamcılar hepsi oradan çıkıyor. Zaten onlar hayal tacirleri, hayal satıyorlar. O hani himenler, şunlar, bunlar, işte yüksüklerin sultanı mı, efendisi. Yok gibi, aslında böyle bir şey yok. Bir hayal, bir reklam, bir patır kütür, bir baskı. Bakıyorsun 10 binlerle kitap satılmış, 100 binler, milyonlarca insan gitmiş onu seyretmiş. Neden? Hayal ve vehme hitap ediyor. Demin bahsedildiği gibi kişinin hayaline hitap ediyor. Hayal de hep acaba, acaba, acaba nedir bu, nedir bu diye merak peşinde, hayal peşinde. İşte dervişlikten kasıt o hayal ve vehmi oradan çıkartıp bunlara saha, yer bulundurmaması. Yani içine bunları sokmaması. İman-ı ilahi, iman-ı hakiki kendisinde olduğu sürece, bir kişinin peygamber muhabbeti olduğu sürece onlara zaten yer kalmaz. Hani Ayet-el Kürsi'de mi geçiyordu? Kürsi yüz semavat vel art. Orada diyor ki vesiya kürsi, ha orasını vesiya kürsi yüz semavat vel art. Onun kürsüsü her tarafı vasidir, sarmıştır. Bakın bu çok mühim, hepsi mühim de sarmıştır, yani arada boşluk yoktur. Onun kürsüsü her şeyi ihata etmiş, kaplamış, sarmıştır. Arada boşluk yoktur. O halde kim nereye girecek ki? Bu ayet-i kerimeyi sımsıkı söyleyen kimseye hiçbir tesir edemez. Hayali, vehmi olarak. Bak, Allah'ın kürsüsü her yeri sarmıştır, kaplamıştır. Hem içten hem dıştan. Bir şey doluysa zaten oraya ne girer ki, girebilir ki? Ama biz boşluk bırakmışız. Bu alemle o kürsünün içinde midir? İçinde tabii, hepsi içinde. İçinden ve dışından sarıyor. Sadece dışından sarsa bir naylon kap gibi olur. İçeride kim var o zaman? Vasi olması, yani ihata etme, sarması hem içinden hem dışından. Zaten kendinden başkası yok ki bu alemde bir başkası sahip çıksın. Ama biz hayali varlıklar işte üretmişiz.
Cenab-ı Hak üretmiş ama biz ki onları kendimize, bize onlar emrimize verildiği halde biz onların emrine girmişiz. Hayal ve vehim yönünde. Allah etmesin. İşte vasi olduktan sonra oraya, yani kişinin gönlüne hiçbir şey giremez. Dolu olan bir şeye girebilir mi? Boşluk varsa girer. Tabii yani. Kürsüyü sımsıkı tutmamışsa girer. Girerse de onun suçu yok. Girenin suçu yok. Yani girilmesine vesile olanın suçu var. Tabii hırsız masum mu? O ayrı konu da. Ama ilk suçlu ev sahibidir. Tedbirini almamıştır. Ama tedbirini almışsa da camı kırmışsa, yani elinde olmayan bir şekilde girmişse girmiş. O zahiri bir ifade. Ama kapıya kilidi vurmamışsa, açık bırakmışsa hırsız girer oradan içeriye. Suçun yarısı ev sahibine aittir o zaman. Hiç dövünmesin hırsız kapıyı girdi evine. Kapıyı kilitle de hırsızı günah yok mu? Hırsızı hırsız yapıyor. Ya, hırsızlar ya, teşvik ya. Ediyor. Evet, evet. Tabii öyle. Adama hırsız damgası vurduruyor. Benim müşterilerim yalan mı yani? Allah Allah. Kapını kilitle hırsızı günah sokma ya. Allah Allah. Giremez kapını kilitle hırsızı giremez. Evet, devam edelim. Bu kıssaya... Bu asi olsa giremez zaten işte. Bu kıssaya nazaran el-yevm, yani bugün dahi, bugünlerde de garpta şai olan celb-i erbah, ruh çağırma ameliyesinin kadim olduğu, yani eski olduğu anlaşılır diyor bu kıssaya göre. Çünkü bunu 800 sene evvel yaklaşık yazmış Mevlana Hazretleri. O gün de daha evvel de varmış ki bunlar yapılıyor. Bugün de yapılıyor bak. Yani kadim, eski bir tatbikat olduğundan bugün de yapılıyor diyor. Haber ver de ta ki biz inkiyat edelim, kendimizi bir kimya üzerine vuralım. Ve asa eğer mucize ise bize haber ver. Babalarının ruhundan imdat, istimdat bekliyorlar. Ver de biz o asa sahibini serfuru ve itaat edelim. Asa sahibine. Yani boyun eğelim, baş eğelim ve onu kabul edelim, itaat edelim. Ve bakır mesabesinde olan vücudumuzu o iksiri nübüvvetle mukarin kılıp altın yapalım. Yani nübüvvete yakın addederek, yakın bularak kendimizi altın yapalım. Bakır hükmünde olan varlığımızı, İksir ilahi bu. İşte bir bakıma iksir bu. Bir kimse kendi hakikatini idrak etmediği sürece bakır madeni hükmündedir. Kim ki kendini idrak etti, kendindeki varlığın hakka ait olduğunu, haktan başka bir şey olmadığını anladığında o altın madeni olmuş olur. Altın nedir yanında aslında? En değerli varlık olduğu için, kıymet olduğu için söylenmekte. Altın ne kelime, işte başka taşların, değerli taşlar ne kelime. Ama neyle? İksir-i nübüvvetle. Yani risalet, resullük, nübüvvet hakikatiyle kendimizi altın yapalım. Biz ümitsizleriz ve bir ümit erişti. Kovulmuşuz ve bize kerem çekti. Yani burada asanın yılan olması mucizesinde bir ümit var bize diyor. Belki kurtulabiliriz eski halimizden, belki daha iyi hale gelebiliriz diyor. Bak, Mevlana Hazretleri o iki delikanlıyı konuşturuyor bu şekilde. Biz bu alemi kesafet içinde bir takım hayalat-ı sihriyeye dalmış ve hakikat-ı eşyadan bir haber kalmış ümitsizleriz. Binaenaleyh alemi hakikatten kovulmuşlarız. Mürtetleriz. Eğer bu mucize ise bizi bir peygamberi zişanın daveti gibi bir kerem-i azim çekti. Azim bir ikram bizi çekti. Böyle bir güzellik çekti bizi diyor. Evet, burada bir bölüm başı var. Şöyle diyor. Ölmüş sahirin kendi evlatlarına cevap söylemesi.
onlara rüyada dedi ki, ey benim evladım, bunu zahiren söylemek mümkün değildir. Yani açık olarak size böyle bir şey söylemem mümkün değildir. Çünkü benim bedenim çalışmıyor. Sizin bedeniniz çalışıyor ama benim bedenim çalışmıyor. Ruhum hayatta ama benim ruhumla sizin bedeniniz de bu dünyada intibak edememekte, ulaşamamakta. Ancak zuhurat aleminde, rüya aleminde, misal aleminde sizin de cesediniz uyku halinde atıl iken, benim de kabirde olduğum gibi iken, benim latif alemdeki varlığım, sizin de latif alemdeki varlığınız rüyada ancak görüşebilir. Ki işte bazı evliyaullahın bazı kimselerle görüşmesi bu sahadadır. Misal aleminde görüşürler. Madde aleminde ben şunu gördüm, bunu gördüm. Olacak iş değildir o zaten. Onlara rüyada dedi ki, ey benim evladım, bunu zahiren söylemek mümkün değildir. Hayat-ı berzahiye ile diri olan babaları kesafet aleminden gözlerini kapayıp uykuya dalan ve alem-i histen gayip olan evlatlarına rüyada dedi ki, bu asanın mucizedir. Bu asanın mucizesidir olacak herhalde. Neyse. Veya sihirdir. Ha, bu asanın mucizedir veya sihirdir tarzında benim tarafımdan size açıkça malumat verilmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü sırrı kadere ters düşmektedir. Eğer orada hemen söylese ki bu sihirdir veya mucizedir dese, o zaman o sihirbazlar hünerlerini ortaya koymazlar. Yani baştan işi bilmiş olurlar. Ama tatbikat neticesinde onun sihir veya gerçek bir mucize olduğu halkın arasında da görülerek müşahede edilecek. Fakat size bu hafa zahir olmak için size bir nişan göstereyim. Yani ben bunu söyleyemem ama yine bir ikazda bulunayım, bir ipucu vereyim diyor. Gözlerimin nuru oraya gittiğiniz vakit onun uyuduğu makamdan agah olunuz. Ey gözlerimin nuru olan evlatlarım, Firavun'un daveti üzerine onun bulunduğu şehre gittiğiniz vakit o asa sahibinin uyuduğu mahalli tetkik ediniz. Uyuduğu yeri. Eğer çalarsan ve kadir olursan sahirdir. Sihrin çaresi senin indinde zahirdir. Şeye bakın, yani nasıl bir yol gösteriyor. O zat uyurken eğer asasını çalarsan ve çalmaya da kadir olursan bil ki o sihirbazdır. Yani o uyuyorken haberi olmadan asayı çalmaya bak diyor. Yani o uyuduğu zamanı kontrol et. Bil ki çalmaya da kadir olursan, yani çalabilirsen onun asasını, bil ki o sihirdir. Sihrin iptali için icap eden malumat senin indinde mevcuttur. Yani bu sihri iptal etmeyi sen zaten bilirsin diyor. Malumu sıhriyeden istifade edersin. Yani bildiğin sihir bilgisinden istifade edersin onu yok etmek için. Ve eğer kadir olamazsan sakın sakın o hakka mensuptur. O Zülcelal'in Resulüdür ve muhtedidir. Ya. Ve eğer o asayı o uyurken çalamaz isen sakın ha ona muhalefet etme. Zira o hakka mensuptur ve Zülcelal olan Allah Teala'nın Resulü zişanıdır. Yani şerefli Resulüdür ve doğru yolu bulucudur. Doğru yoldadır. Eğer Firavun şarktan ve garpten cihanı tutsa Hüdanın sernigânû gelir, ondan sonra harp olur. İkinci mısranın manası Ankarevi nüshasındaki bu ibareye göredir. Sernigûn âyâd-ı hüdâ, sernigûn-ı hüdâ ayet takririndedir ve birinci mısrağa merbut olur. Yani birinci mısrağa bağlanır bu tür anlayış. Yani eğer Firavun şarktan ve garptan cihana malik olsa peygambere muhalefetten dolayı hüdanın mağlubu ve makruhu olur.
yani Hakk'ın kerih gördüğü, kötü gördüğü birisi olur. Hele ondan sonra onunla harbe de kıyam ederse vay haline demektir Firavun'un. Yani. Hint nusralarında ikinci mısra Sernigun ayat hüda ra gâhı harp suretindedir. Manası hüdaya harpgâh mağlup gelir demek olur. Ve gâhı harp harpgâh yani harp mahalli demektir diye ifade edilmiş. Bu doğru nişanı verdim. Çocuklarına böyle bir nişan verdim. Yani sihir midir, hak mıdır diye söylemedim ama anlamanın yolunu verdim diye söyleyince ey baba canı yaz Allah doğruyu en ziyade bilicidir. Ey babanın canı ben alemi hakikatten bu doğru nişanı ve alameti verdim. Bu nişanı unutma kalbinin sahifesine nakşet. Kalbinin sahifesine diye ifade ediyor. Aklına bunu nakşet. Yaz, kaydet. Benim bildiğim budur. Allah Teala hakaikın en doğrusunu bilir diye çocuklarına rüyada böyle bir tavsiyede bulunuyor. Evet, bizim de süremiz doldu. Bu kadar da yeterli oldu zaten. Burada son verelim sohbetimize. Bir dahaki hafta inşallah devam etmek üzere. Hoşça kalın. Kaldığımız yer 319. sayfa 1188 beyt.